Şimdi tekrardan söylüyorum çünkü ne yazık ki IQ kaybı çok sert yaşanıyor ben ne zaman bunu yapsam. Oyunlar ve fikirler, bu tür fikirler objektif değil, sübjektiftir. O yüzden kudurduysanız bile kendinize veya gününüze saklayabilirsiniz bunu. Bir şey girdim. Donum istiyor mu? Aa, hiçbir şey istemiyor. Aa, ulan aferin be. Jeff. Yanlışlıkla yanlış bir şey kapattım. Jeff çalışmıyor sistem. Jeff yazdım site iskeyim. Jeff datayı aldı, kaçıyor şu anda. Bu arada evet, Game of the Year'dan başlamıyoruz, tersten gidiyoruz. Best Esports Events. Ama açıkçası ben Worlds'e vermeyeceğim. Worlds'ü ilk defa izlemiş birisi olarak, daha sonra yani ilk defa izlemiş değil, bütün Worlds'ü izlemiş biri. Oyun olarak Worlds iyiydi. Oyun olarak iyiydi. Etkinlik olarak gördüm en kötü Worlds'dü. Çünkü şu ana kadar Worlds'lerin hepsini etkinlik olarak izledim. Oyundan hiçbirini izlemedim. Bok gibiydi. Bok gibiydi abi. Açılış gördüğüm en kötü açılışlardan birisiydi. Peki TI mi daha kötü mü? TI çok kötü. TI ayrı bir shitlik abi. TI inanılmaz bir shitlikti. Yani bok bok gibiydi kesinlikle. Ama oyunlar çok zevkliydi. Dediğim gibi ben LoL'ü hiç izlemeyen birisi olarak oyunlardan inanılmaz keyif aldım. Bir de Best of 5'a gitti, çok keyifliydi. Evo'ya vermem. PGL'leri bilmiyorum, izlemedim. Bak bunları izlemedim. İzlemediğim için yorum yapmayacağım ama objektif olarak İstanbul'da geçen Valorant. Tabii ki de. On previous kategori dedim. Heh, tamam. Best Esports Coach. Bazooka. Diğerlerini bilmiyorum. Best Esports Team. Burada büyük ihtimalle FaZe diyeceğim. Burada büyük ihtimalle FaZe diyeceğim. Loud değil, FaZe diyeceğim. Bu aralar iyi domine ediyorlar çünkü. Best Esports Athlete. Simple diyeceğim. Abi niye bu? Ben mi yanlış bir şeye tıklıyorum? GoBack'e mi tıklıyorum ben amele gibi? Şurada arıyorum ya. Best Esports Game. Dota değil, Dota sıçtı. CSGO'yu da salla. Valo biliyor. Bu arada büyük ihtimalle Valo ya şu anda. Most Anticipated Game. Starfield. Best Adaptation. Cyberpunk dediğim gibi. Şu noktada bence Cyberpunk. Yani inanılmaz tuttu. Oğlum yani random TikTok'larda gördüm yani. Ki Arkane zamanında da TikTok'ta aktiftim ben. TikTok'ta çok az gördüm. Yani Arkane de çok iyi. Kesinlikle Arkane de çok 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 iyi. Cyberpunk'ın ana akımı etkisi daha fazla oldu. Öyle diyeyim. Yani Cyberpunk'ın ana akıma etkisi çok 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 daha fazlaydı. Yani hiç oyunlar hakkında bilgisi olmayan herif bile hayvan gibi şey yaptı. Best debut indie. Bu Stray. Kesinlikle kötü sindir Allah.
Kesinlikle kötü sinir hali bu arada. Twitch'i tek başına taşıyor Amerika'da. QT tek başına şu anda Twitch'i taşıyor bütün Amerika'da. Ludwig bir sene önce olsaydı Ludwig derdim. Ya yani bütün eventleri şu anda bildiğin QT yapıyor Amerika'da. Yani düşündüğünüz bütün yayıncıların toplandığı, yaptığı kliplerin hepsi QT'den çıkıyor. Nibel'i de şey diye koymuşlar bu arada. Nibel Twitter'ı terk etti ya. İlkisi bir önceki şeyi de kazanmadı mı zaten? Best Multiplayer. Ben Nibel'e güzel veda hediyesi olur. Yani ama hak etmiyor ki. Yani vicdan mastürbasyonu. Hani adam gitmeden önce Patreon'unu üye olsaydık. Tam o yani. Yani. Overwatch 1'e de demeyeceğim. Overwatch 1 zaten 2. Bu sene FIFA'cıların daha ağladığını görmedim. Kasım ayı oldu. Oyun çıkalı 2 ay oldu. Daha hala ağlamaya başlamadılar. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü genelde Ekim'in sonunda ağlamaya başlıyor herkes. Anasına sövmeye başlıyor FIFA'nın. Hani Ekim'in sonunda sövmeye başlamadılarsa daha hani çünkü Şubat'ta falan söv illa Şubat'ta kesin sövüyorlar bu arada. Şubat'ta direkt anasına sövmeye başlıyorlar da. Yine iyi. Not bad. Herkes sövüyor bu arada. Arkadaşlar yok var. Bana gelmediyse yeteri kadar sövmüyorlardır. Çünkü bak ben hiç bilmiyorum. Zaten bu tür bu oyunların hepsinde herkes anasına sövüyor. F1'ciler oyunun anasına bacısını sövüyor. Senelik çıkan herhangi bir oyunun anasına sövülmemesi ihtimali %0. Sıfır yani. Sadece ağlama seviyesinin ne kadara ulaştığı önemli. Gran Turismo'da Gran Turismo'da neler yaptık. Best Sim strateji. Yani oynamadım bile. Şu ikisini oynadım sadece yani. Daha hiç fikrim yok. Oylamayacağım bunu büyük ihtimalle. Yani hiçbir fikrim yok çünkü. Skipleyeceğim. Sıfır. Hiç oynamadım. Best Family. Abi bu. Skywalker Saga. Çok iyi bir oyun. Çok iyi. Best Fighting. Ya Sifu. Best Role Playing. Elden Ring benim gözümde role playing değil. Elden Ring'i yani role playing'i koymaman lazım ya. Ya evet öyle ama Elden Ring kazanacak ama Elden Ring role playing değil yüzünde. Yani öyle ama değil. Action oyunu. Elden Ring. Elden Ring bunu alacak. Ama bu kategoride olmaması gerekiyor. Yani yok Pokemon'a vermem burada. Burada ben Xenoblade Chronicles'a veririm. Burada bunu hak eden Pokemon değil bu arada. Pokemon hala grafik gibi hayvan gibi problemi var. Xenoblade ama Elden Ring alacak yani. Sırf buraya koydukları için Elden Ring geliyor. Burada bunu koyarsan tabii ki de Elden Ring olacak. Best Action Adventure. Ya bu zaten yani lol. God of War'la aynı şeye koymamak için yapmışlar bu arada. Belli. Belli yani. God of War'la aynı şeye koymamak için. Action Adventure çünkü Elden Ring. Best Action Game.
Hatta action game bence hatta. Action adventure da değil burası. For the game in the action genre focus on primary on combat. The Elden Ring abi, selamun aleyküm. Yeti gördün mü neyin? Oğlum trend yoldan ekran kartı niye atıyorsunuz? Best VR AR Bone Lab. Sabitledim mi lan benim şeyi? Heh. Bone Lab, Bone Lab. Innovation in Accessibility. Bu Last of Us. Hayvan gibi accessibility optionları vardı bu oyun. Best Community Support. Recognizing Game for Australian Community Support, Transparency Response, Inclusive Social Media Activity and Final Fantasy aldı gitti. Kendinize iyi bakın. Yemin ediyorum Apex koyun utanırsın lan. Herifler Reddit'te bize 55 yıldır cevap vermediniz ya, o isyan çıkardı. Destiny. Oğlum Destiny 3 ay boyunca heriflere cevap vermedi lan. Ne community support'u? Destiny'de community o kadar toksik ki herifler haftalık şey post yapmayı bitirdi. Çünkü biz bunu söylüyoruz. Ama bazı problemler, Covid yüzünden problemler olduğunuzda yapamazsak anamıza sövüyorsunuz. Bizim ailemize şey yaptınız, ailenizi öldürürüz diye tehdit ettiniz diye herifler kapattı şeyi. Tabii. Abi ben Snap derim. Ama Genshin. Snap çok zevkli ama Genshin kazanacak. Ben Marvel Snap'e vereceğim. Hak ediyor. Best Indie. Hepsi hak ediyor burada. Yani bunların cidden hepsi hak ediyor. Hiçbiri de zayıf değil bunların. Hepsi çok iyi. Tunic de çok iyi abi. Tunic de çok iyi. Ya bunlardan herhangi birisi kazansa hayır demem. Ama Loki'ye benziyor. Hadi bakalım. Best ongoing. Fortnite değil. Fortnite ongoing'de şu anda biraz kötü. Hatta o kadar kötü ki Chapter 4'ü bir sene erken getiriyorlar. Chapter 4'e geçiyoruz Fortnite'da. Evet, bir sonraki patch şey, bir sonraki event şey direkt. Bu büyük ihtimalle Final Fantasy ya. Games for Impact. Abi oynamadım. Yani. Best performance. Judge abi. Yani her ağlayacak, yani ağlayacak vibe'ını o kadar iyi verebiliyor ki herif. Best audio design. In-game audio. God of War değil oğlum. God of War'ın nereye bir audio design'ı var lan? Bunun neresi God of War oğlum? Audio oğlum, audio müzik değil, audio. Balta attım çektim. Karga şey yaptı. Her boku da God of War demeyin. Gran Turismo'nun kisini hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ben nasıl çok dikkat etmiyorum. Ya Call of Duty'ye de vermek istemiyorum burada aslında ama Call of Duty yani. Büyük ihtimalle bu Gran Turismo alacak. Büyük ihtimalle Gran Turismo alacak. Gran Turismo diyeceğim.
Best Score and Music. Ağlayın. Değil. Değil. Kesinlikle değil. Elden Ring abi. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil abi. Elden Ring'in OST'si banger üstüne banger abi. Sen de mi son bir saat müzikleri çok iyi? Evet öyle. Son bir saat çok müzikleri çok iyi ama işte. Elden Ring'in her boss fight'ında banger üzerine banger patlatıyor abi. Her müzikte, her bir şeye fight'a girdiğinde arkadan orkestra bir gömmeye başlıyor. Ana menüden başlıyorsun direkt. Ana menüden oyun seni alıyor, müziklerle kopup götürüyor abi. God of War iyi, kötü demiyorum. Muazzam bir ama. Yani müzik olarak kesinlikle ve kesinlikle skor olarak Elden Ring çok çok daha iyi bence. Çok çok daha iyi. Hellsinger benim müzik tarzım değil, o yüzden seçmedim. Yani büyük ihtimalle buradaki en fazla emek harcanan Hellsinger'dır. Ama yani müzik tarzım o değil. Bunu ben God of War'ın alacağını düşünmüyorum bu arada. Yani çok açık ve net söyleyeyim, bunu God of War'ın alacağını düşünmüyorum. Best Art Direction. Creative and Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Stray alacak bunu büyük ihtimalle. Elden Ring'e vermem bunu. Bunu Elden Ring'e vermem bu arada. Bunu Elden Ring'e vermem. Skoruna hiç vermem. Skoruna kesinlikle vermem. Skor leş. Leş yani. Bak bak, oyunun karakter creation'ın OST'si var ya. Bunu God of War alabilir. Bunu God of War almaz oğlum. God of War'da Art Direction'da ekstra bir şey yok ki. Batı Otoksiyonu chat onu spamlıyor. Ya Kerives nereye spamlıyor oğlum? İki say. Siz de bir kişi, iki kişi spamlayan görünce direkt coin lafını yapıştırıyorsunuz ha. Boş direkt. Direkt boş. Chat'in %80'i bana God of War diye spamlıyor tam tersine. Bu arada bence Stray. Ben bunun cidden Stray olduğunu düşünüyorum. Hani kedi animasyon, oğlum kedi gibi hissettiriyor ya. Yani o çok zor bir şey. Ve yani Elden Ring iyi. İyi ama bilmiyorum ya ben. Gerçi animation kısmı da var. Şimdi şey fight'ını, Melania fight'ını filan da düşündüm. Ne zaman kedi olduğuna kedi nasıl hissediyor biliyorsun. Çünkü Loki'yi 7/24 izliyorum abi. Uyurken kafasını götüme şey yapıyor. Yani dünyanın en aptalca lafıydı az önce dediğin yani. Bazen çabalıyorsunuz gibi hissediyorum salak olmak için. Sadece konuşmak için konuşuyorsunuz. Ya burada Elden Ring'e de verebilirim burada. Stray ile Elden Ring arasındayım. Stray de büyük bir ödül kazansın istiyorum içten içe ama hani Elden Ring'e de verilebilir. Elden Ring'in çünkü Melian'e fight'ını falan düşünürsen de çok güzel gözüküyor abi. Çok güzel gözüküyor şimdi yani. Stray'dan çıkarıp Elden Ring'e de verebilirim. Ama Elden Ring, ya Stray de çok güzel gözüküyor abi. Stray'in de yani görsel olarak o şehir çok güzel gözüküyor. Hani şu çok şık gözüküyor abi. Yani görsel olarak şehir çok canlı gözüküyor. Şehir çok iyi gözüküyordu Stray'de.
Horizon harcanacak abi. Horizon birçok şeyi iyi yapan, hiçbir şeyde mükemmel bir şey yapmayan. Çok güzel gözüküyor abi şehir. Oyunda. Sıkıcı gelmişti. Oğlum ne alaka artistic vision'la sıkıcılık? Bilemedim. Yani Elden Ring'i de veririm. Elden Ring'e başka bir tane, yani şöyle söyleyeyim. Bunu Elden Ring vermeme sebebim başka. Best Narrative. Kesinlikle God of War. Kesinlikle God of War. Best Game Direction. Aynen. Kesinlikle benim için Elden Ring bu. Bu benim için tartışılmaz bir şey. Bu yani benim için %100 Elden Ring. Yani Game Direction'a da bu yüzden verdim. Game Direction'da bu ikisi de alır. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu ikisinde bununla bu yer değiştirsin, bununla bu yer değiştirsin bana koymaz. Kendi tercihim Elden Ring kesinlikle. Yani ikisine de okeyim. Ama ya God of War bu arada çok çok iyi bir oyun. Tekrardan dediğim gibi yani şey olarak kesinlikle şey yapmam. Alınmam, diğeri de şey yapsın ama ilk oyundaki hala boss azlığı, daha epic fight azlığı, aynı düşmanları 300. kere kesme olayı. Ya yani daha sonra aynı düşmanları kesmiyorsun. Bir bölgede İki tane canavar var sadece. Bir bölgede sadece iki tane canavar var. Onun dışında başka canavar yok. Hep aynı şey geliyor. UI çok kötü. Ve Paso arkandan backseat yapan bir tane karakter var. Bunun dışında God of War mükemmel bir oyun bu arada. Bu dediklerim dışında God of War 10 üzerinden 10 bir oyun. Ama bu dediklerimin ilk ikisi ilk oyunda olan hatalar olması bir özellikle çok şey yapıyor. O yüzden Elden Ring'i veririm. Game of the Year olarak Elden Ring'in God of War'dan farkı ne senin için? Bütün oyun olarak akıcı, daha şey. Bütün oyun olarak daha etkili. İşte bu yüzden zaten gerçekçi yapıyor, hata değil. No, Yunanistan'dan gelen savaş tanrısı olarak Nordik mitolojiyi kestiğimiz dünyada gerçekçi diyorsun. Tabii efendim. Aya. Tam he öyle mi kanka? Konuşan kelle var götümde ama. Henry's çok 16 milyar beş canımsın. En iyi haberler. Sana hoş geldin. Ya dedim ki ben o yüzden Elden Ring benim için daha hani bütün oyun olarak baktığımda hani 30 saat oynadım diyelim. 30 saate baktığımda Elden Ring'den daha çok keyif aldım. 30 saatten daha fazla oynadım bu arada ya. Elden Ring'i de aynı zamanda God of War'ı da. Ama hani saat bazında bakarsam Elden Ring kesinlikle bana daha fazla keyif verdi. God of War'ın ama son, yani şöyle söyleyeyim, God of War'ın son 2 saati bütün oyunu olsa büyük ihtimal dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunu olur. O da ayrı bir şey. Ya yani o da çok ayrı bir konu. Ciddi ciddi.
Yani o son 2 saati God of War'ın cidden tekrardan söylüyorum bir oyunda gördüğüm en iyi 2 saat olabilir. Oynanışın gerçekçiliği diye bir şey yok oğlum. Oynanışın gerçekçiliği diye bir şey yoktur. Ya gerçekçi olur oyun ya da olmaz. Oynanışın gerçekçiliği diye bir şey yoktur. Yani öyle bir kavram yok. Sen içinde tutarlılıktan bahsetmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Gerçekçilik değil de kullanmaya çalıştığın kelime içinde tutarlılık. Diyorsun ki hani farklı bölgelerden adamların yani Milfheim'de gördüğümüz heriflerin Midgard'da çıkmaması mantıklı diyorsun. Ben de buna katılıyorum. Ama niye iki tane canavarla savaşıyorum her bölgede yani? Zaten toplamda 9 tane bölge var. Hatta 9 bölgenin 8'inde zaten 8'inde savaşıyorsun. Hatta 7'sinde savaşıyorsun neredeyse. Yani 14 farklı canavar var gibi hissettiriyor oyun. Hani hatta bazı bölgelerde farklı canavar da yok. Asgard'dan gelen şeyler saldırıyor. Yani ya çok şey, hani düşman çeşitliliği çok az. İlk oyunda da azdı. Bunda biraz daha fazla ama yine aynı. O kötü. Ve boss fight'lar da zayıf. Yani boss fight'lar yok abi, boss fight yok. Yani o yüzden ben Game of the Year'ı vermem. Çünkü İlk oyun kadar çok iyi, ilk oyundan hatta daha iyi bence. Ama ilk oyunun hatalarını değil de eksiklerini diyelim. Eksiklerini ikinci oyuna eklemişler. Hatta menüyü sıçmışlar. Üzerine bir de şeyi sıçmışlar. Arkanda yanındaki karakter susmuyor. Ve onun ayarı yok. Birisi illa çıkacak, hayır ayarı var diyecek. Hayır abi, ayarı yok. Çünkü o ayar puzzle'ı çözme süreni uzatıyor. Yani bir tane sopa atıyorsun. Sopa attığın şeyden sonra 3-2 tanesini daha atman gerekiyor ya. Onun bekleme süresini arttırıyor. Şeyi arttırmıyor. Abi katılıyorum sana o konuda ama sonuçta aynı diyarlarda max 10 yıl sonrasını atıyor. Düşman sayısını arttırmak çok eleştirildi. Hiç de almaz. Kimsenin de skin'de olmazdı bu arada. Ama Elden Ring konusunda sadece boss üzerine olan bir oyunun. Zaten ben boss konusunda God of War'ı karşılaştırmıyorum. God of War'la Elden Ring'i boss konusunda karşılaştırmak, Elden Ring'le God of War'ı hikaye konusunda karşılaştırmakla aynı şey bu arada. Çok aptalca. Ben o konuda ben God of War'ı 1'i 2 ile karşılaştırıyorum. Elden Ring'le karşılaştırmıyorum, yanlış anlaşılmasın. God of War 1 ile 2'yi karşılaştırıyorum. 1'de milletin en büyük 2 tane şeyi vardı. 1. Düşman sayısı az. Hep aynı şeyleri dövüyoruz. 2. Aynı boss. Boss sayısı da epic boss sayısı az. Boss sayısı az değil, epic boss fight'ı az dediler. Ve aynı eksikler ikincide de var. Dümdüz aktarılmış. Yani o yüzden bir problem. Yani ben o yüzden şey yapıyorum. Ki evet yani Elden Ring bir de şöyle bir şey var. Mesela God of War çok iyi oyun olsa bile genre defining bir oyun değil bence. Genre defining'den kastım hani genrenin şeyini değiştiren, yönünü değiştiren bir oyun değil. Mesela genre defining oyunlardan bir hangi? Ne örnek verebilirim? Genre defining'den Zelda'yı mesela ona örnek verebilirim. Hani bütün oyun türlerini değiştiren.
O şeydeki hani God of War 1 mesela. Evet, God of War 1 mesela o janreleri biraz daha şey yap. God of War da değil, Uncharted mesela. Uncharted action RPG action oyunların biraz mesela janresini değiştirdi. Çünkü Tomb Raider'ı aldı, dedi ki modernize, ben böyle ederim bunları. Mesela Dark Souls aynen yeni bir janre şeyi yaptı. Yani mesela Elden Ring de öyle, aynı şekilde. Elden Ring de bence kesinlikle ve kesinlikle genre defining oyunlardan birisi. Şu yüzden adamlar dediler ki açık dünya böyle yapılır. Bayağı bildiğin açık dünyanın artık hani bundan sonra çok göreceğiz bu arada. Açık dünya mantığı biraz daha Elden Ring'e kayacak. Hani açık dünya mantığını, yok sadece Souls-like değil, açık dünya oyunu böyle olacak dediler. Hani bundan sonra ciddi ciddi açık dünya mantığı buna doğru kayacak. O yüzden bence aynı zamanda. Mesela keşif hissi var, evet, yani kaybolmuş şeylerden birisiydi o oyunlarda. Çünkü her yerde ünlem var. Her yerde işte Assassin's Creed'in herhangi bir oyunu oynarsanız o da keyifli de, ama yani her yerde ünlem var. Her yerde bir şey var yani. Elden Ring'de dolaşmak ve yeni bir şey bulmak keyifli. Çünkü yeni bir şey tadıyorsun her seferinde. Benim gözümde o yüzden, hani o yüzden hatta Game of the Year'ım. Çünkü bu dediğim şeye yine düşüyor. 50 saat oynadığımda o 50 saatin ben 1 saatinde bile sıkılmadım. Çünkü o 50 saatin 1 saatinde bile random bir mağaraya girdiğimde beni hem ödüllendirdi hem de oraya bir boss koydu. O çok güzel. Yani bir şeye gittiğinde zaman hani böyle gidiyor, diyor ki bana, aa burası evet, yani ben seni değerlendireceğim. Şey yapacağım yani, hani sen buraya geldin, aradın, zamanını harcadın ve ben sana ödüllendiriyorum. O yüzden çok iyi bir oyundu. Ha işte dediğim gibi yani God of War da kazansa mesela hak etti derim. Yani kesinlikle hak etti derim. Yani şikayetim de olmaz açıkçası. Yine de Pentiment oynayacak mıyız? Bakacağız. Bakalım. Göreceğiz. Ben bu arada Elden Ring'e vereceklerini düşünüyorum. Ama yani God of War olsa da okeyim. God of War'ın en büyük şansı şu. Bu şeyde. God of War'ın en büyük şansı şu. Hype'ı var. Taze. Aynen öyle. Taze. Çünkü aklımızda oyun. Yani oylama olduğunda oyun çıkış tarihinden bir ay sonra. Çok taze yani. O yüzden hani o da çok etkiler. Mesela bunun ters durumu olsa şu anda herkes Elden Ring hype olurdu büyük ihtimalle. Çünkü unutmuşsun. Bence öyle. Ama bakalım. Zaman gösterecek. Bir ay sonra bakalım ne kadar tutturmuşuz.